Onları da belirleyen, onları ortaya koyan ayetler bu. Peygamber Efendimiz'in Şema-i Şerif'i ilgili bir hasma yapacağız. Merhabalar efendim. Hasbihal'e hoş geldiniz. Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi hepimizin üzerine olsun. Efendim bugünkü programımızda yaklaşan Ramazan'la ilgili bir hasbihal yapmak üzere Selçuk Üniversitesi İslamiler Fakültesi Dekanı Profesör Doktor Ramazan Altıntaş hocamla beraberiz. Hocam hoş geldiniz. Teşekkürler. Nasıl sağ Nasılsınız hocam? Iyisiniz? İyiyiz elhamdülillah. Allah, ın Allah ın iyisiniz. Allah'a sağlık hocam. Allah iyilikler versin. Ee, Ramazan'a artık sayılı günler kaldı. <laughs> Şurada... Gölgesi iyice üzerimize düştü. <gülüyor> <gülüyor> doğru üç gün kaldı yani. Değil gün mi? Salı günü, Salı günü inşallah. Ramazan bir evet, diyeceğiz. Doğru. Pazartesi akşamı teravih başlıyor. Doğru. Ve evet. salı günde inşallah pazartesi salıya bağlayan i̇nşallah. gece sahura kalkacak. Salı günde oruçlu olacağız. Allah nasip ederse. Nasip olur. E, i̇nşallah hayırlı bir Ramazan geçirmeyi Cenab-ı Hak nasip eder. İnşallah. Ve şu Ramazan hürmetine de şu illetten, evet. virüs ülletinden de kurtuluruz inşallah. Öyle bir dua edelim. Amin diyelim inşallah. Bu duayla da başlayalım. Evet hocam Ramazan'ın özellikleriyle ilgili ve Ramazan'da neler yapmamız gerektiğiyle ilgili, Ramazan'ı nasıl yaşamamız gerektiğiyle ilgili sizden bilgiler alalım buyurun. Evet Teşekkür ediyorum. Ben de şimdiden idrak edeceğimiz Ramazan-ı Şerif'in ülkemize ve alemi İslam'a hayırlar getirmesini yüce Allah'tan niyaz ediyorum. Ee, ve yine biz de duamızda bütün bir insanlığın üzerine musallat olan bu virüsün bir an önce İnşallah. ayrılmasını, gitmesini arzu ediyoruz. Tamam. Değerli hocam, Ramazan ayına girmeden önce... Müslümanların yapması gereken bir e, ibadet var. Nedir bu? Eee hilali gözetlemek. Evet. Hazreti Peygamber Aleyhisselam bir rivayette "Soomu liruyyatihi veftaru liruyyatihi." Ramazan hilalini gördüğünüz zaman oruç tutunuz, hı hı. Şevval hilalini gördüğünüz zaman da bayram ediniz. Eğer e, hava bulutluysa bunu 30'a tamamlayın." Hı hı. diyor. Dolayısıyla e, bizim ülkemizde Diyanet İşleri Başkanlığı öteden beri hem İslam dünyasının birliğini sağlamak adına Rüyeti Hilal Konferansları düzenlemiştir geçmişte. Bunun ilki 1978 yılında hemen hemen İslam ülkelerinin kahır ekseriyetinin katıldığı bir konferans olmuştu İstanbul'da. Burada alınan bir karar vardı. İslam hukukunda biliyorsunuz bu konuyla ilgili iki bakış açısı var. Bunlardan birisi şu. İhtilaf-ı metaliye itibar edilmez. Birisi de itibar edilir anlamına geliyor. Bu şu demek. İhtilaf-ı metaliye itibar edilmez. Yani hilal, Ramazan hilali dünyanın neresinde görülmüşse o ilan edilir. Bütün dünya Müslümanları buna itibar eder. Oruca başlar. Yani oruca başlar. Ee, ve bu karar çıkmıştı 1978 yılında. Yani ve altında da bu bildirinin bütün İslam ülkeleri ittifak halinde bu karara evet demişlerdi. Ama maalesef hem o karar hem ondan sonraki dönemlerde buna pek uyulmadı. Yani çoğu buna uymadı. Her ne kadar alimler bu şekilde bir karar alıyorsa da bilim adamları, uzay bilimciler, astronomi alanında derinleşmiş olan bilge insanlar, yine ulema, alimler. Fakat ülkelerindeki siyaset bunu farklı olarak değerlendiriyor. Bakıyorsunuz Suudi Arabistan diyor ki İslam bu topraklarda doğmuştur. Efendim işte söz hakkı bize aittir diyor. Biz ne dersek o olur. Biz değil. ne dersek o olur diyor ve arkasına <laughs> taktığı bazı ülkeler var. Yani peykler var. Tabi onlar da onu izliyor, öne çıkma amaçlanıyor. Bir tarafta İran diyor ki işte İslam'ın temsil yeri Tahran'dır diyor. O da kendi Şii dünyaya hitap ediyor. O da kendi kararlarını alıyor. Maalesef böyle bir ittifak sağlanamıyor yani İslam dünyasında. Ee, Tabi Müslümanlar, İslam dünyasında bütün Müslümanlar neden Müslümanlar birlik olmuyor? hani önemli konulardan birisi tabii ki bu. Evet. Yani bu alanda bile birlik olmayan Müslümanların Öyle. başka hangi alanda birlik olacaklar? Halbuki Çok bunun farklı. bir getirisi götürüsü de yok evet. yani. Hani birisine uysak efendim yani bu tamam Türkiye'de almışım bu kararı. Git Mekke'de de alalım. Ne fark eder yani? Eğer ortak bir kararsa ona da uyulabilir. Yani, yani burada yani, birinin menfaat temin edeceği öbüründe kayıba uğrayacağı bir durum bir, söz konusu şey değil. Ama sadece kişisel hırslar yani ne bileyim işte evet. ben önder olmak istiyorum hı -hı. var olmak istiyorum yani amaçlanıyor tabii ki yani imsağıda da sahuru da efendim işte Ramazana başlamada hı -hı. yani bütün bunlar bir hesap kitap işi. Şimdi Sedat Bey bir de bir şey anlatmak istiyorum hı -hı. yine aynı konuyla ilgili. Hı -hı. Şimdi Diyanet İşleri Başkanlığı yine bu takvimlerle ilgili bir çalıştay yapmıştı. Hı hı. Ramazan öncesiydi bu çalıştay. Şimdi başkanlık öteden beri gözlem yapıyor. Yani ben de katıldım bu gözlemlere kurul üyesiyken Bolu'da, Gerede'de dağlarda yattık yani işte güneşin batışını, efendim doğuşunu yani hem çıplak gözle gözlem yapıyorsunuz hem de en gelişmiş dijital gözlem aletleriyle bu işler yapılıyor. Ve belli bir süre karada yapılıyor, denizde yapılıyor. Gerekirse havada, çölde mesela yapılıyor hmm. ve bunların bir çıktısı alınıyor neticede yani ortak bir çıktı alınıyor. Ona göre bir ayarlama yani yapılıyor vakitler ona göre dizayn hmm. ediliyor. Yani kafadan öyle atma oturduğu yerde belirleme diye bir şey söz konusu değil. Bu 7-8 senedir yapılıyor. Denildi ki Türkiye'de bütün takvim yazarları yapanlar diyelim takvim çıkaranlar davet edildi. Ya bütün cemaatler, bütün gruplar hı -hı, yani temsilciler davet edildi. Çünkü sorun bizim ülkemizden ziyade Avrupa'da yaşayan Müslümanların aleyhine durumlar ortaya çıkıyor. Evet. Hani Ramazan Bayramına başlama, efendim evet. Kurban Bayramına başlama, e şimdi tatile çıkacak e işverene birkaç grup gidiyor. Diyor ki ben diyor işte atıyorum şu tarihlerde bizim Ramazan Bayramımız izin almak istiyorum. Hı -hı. Öbürü diyor ki hayır o tarihte değil. Bizim öbür tarihte işveren diyor ki ya siz Müslüman değil misiniz? Yani sizin bir tek belli değil mi bu hangi tarihlerde bayram yapılacağı belli değil mi? Hayır diyor. Bizim işte hocalarımız böyle karar alıyor. Öbürü bilmem kim bu şekilde karar alıyor. O zaman gidin diyor işbirinizde mesela izin yok diyor patron yani bu şekilde. Ya bu sorunu çözelim denildi. Şimdi iki gün bir çalışta yapıldı. İkinci gün yani burada zikretmek istemiyorum. İki taraftar yani Türkiye'de herkesin bildiği grup. Yani bir netice alınacak. Diyanet İşleri Başkanlığı dedi ki temsilcisi orada. Efendim dedi bütün masraflar bize ait. Diyanet İşleri Başkanlığı'na ait. Siz de dedi temsilcilerinizi gönderin. İster alimlerinizi gönderin, astronomlarınızı gönderin. Birlikte çalışma yapalım. Müslümanları artık bu ihtilaftan kurtaralım. Ya yani nedir bu sahur tartışmaları, bu imsak tartışmaları? Evet. Efendim Ramazana başlama tartışmaları. Yani bunun hesabı kitabı var. Hangi çağda yaşıyoruz? En gelişmiş dijital makineler, aygıtlar, gözlemle ilgili şeyler var. Yani ve birlikte yapalım, ortak karar verelim. Evet. Yani sorun çözülsün. Neticede o iki cemaat temsilcisi dedi ki: "Bizimki dedi asr-ı saadete uygundur." Gelin Diyanet olarak bize uyun dedi. Şimdi, Allah Allah. Yani oyun bozan deriz ya yani biz bunu halbuki Diyanet diyor ki ya gelin bunu Çarışma birlikte yapalım. yapalım. Kim ne uyarsa ona biz tamam. uymaya hazırız. Tamam. Esas olan burada hani büyük bir sorumluluk taşıyoruz. Yani bütün Müslümanların sorumluluğunu taşıyoruz. Yani birlikte karar tamam. alalım. Gelin bu ihtilafı ortadan kaldıralım. Yani o günlerde Hayrettin Hoca da vardı. Yani Karaman Hoca Hatta elini öyle bir vurdu ki masaya bu iş burada bitmiştir dedi. Siz dedi bozguncusunuz. Siz sırf çıkarlarınız için, sırf ekonomik çıkarlar takvim satmak, bilmem ne Değil yapmak mi? için evet. bu bu işi dedi sapsakladınız falan dedi yani. Maalesef bu tip şeyler de yapılıyor yani. Vallahi Tabii abi. ki bu yapılıyor. Hani nasıl güneş ve ay tutulmaları önceden belirleniyorsa bu makinalarla işte engelleşmiş, e, bu da artık yani biliniyor ama yine de Diyanet İşleri Başkanlığı buna devam ediyor. Yani rüyetle ilgili hı hı. çalışmaları yapıyor. Ya, bu yapılacak. Genelde ülkemizde yani bu doğru çıkıyor. Çünkü ben bir kitap okumuştum. Suudi Arabistan'la ilgili bir doktora tezi var Arapça olarak yapılmış. Hı hı. Yani bu bayramlarla ilgili aldığı kararlar, Ramazan bayram olsun veya oruçla ilgili olsun, başlama Ramazan'a başlama tam 54 defa hata ettiğini bizatihi sonradan bunlar teyit ettiler yani. İşte mesela oruçlarınızı kaza edin denildi. Bakın bir inat uğruna, bir bencillik, bir öne çıkma uğruna yani bu tip şeyler hep maalesef yapılıyor. Hocam, yani. hocam bu iftar <laughs> tartışmaları, iftarla ilgili çok fazla tartışma olmuyor ama sahur. sahur yani evet, imsak tartışmaları evet. yıllardan beri devam ediyor, hala da devam ediyor. Evet. Şu anda mesela e, da geçen yıl, şu anda İran'da <laughs> daha başlamadı bu yıl ama Yakında <laughs> evet. yine başla tahmin yine ediyorum. Ne konuşanlar var yani? Ge geçen yıl yani. işte yarım saat erken diye hatta 50 dakika erken, 50 dakika daha ileri olması lazım. Diyenler oldu. Sizin o yaptığınız çalışmalara göre sizin <laughs> şeyiniz ne? Bizim işte o 18 derece bir Hı -hı. ufuk şey var, o çıkıyor yani. O, yani bu doğru o, çıkıyor. Doğru yani şey? doğru çıkan bu. Biz çünkü dünyadaki bütün şeyler de inceleniyor bu noktada yani o dereceler falan yani Hı -hı. astronomik Hı -hı. şeyler de inceleniyor. Yani Hı -hı. bu çıkıyor yani 18 Hı -hı. derece peki, yani ufukta. Peki bir olsun diye biz 5 6 dakika 8-10 dakika bir şey bir var mı? Bir İhtiyat payı vardır payı yani. Var. Olabilir. İhtiyat yani payı o kadar vardır. Da olabilir, ya tabii. bunda bir şey yok. Sen sana geç hani şey yapıp da belki de şüpheli tabii, bir şeye sokmaktan daha kötü. Ne olacak yani erken. 5 dakika beş erken başarı, başlasan ne olacak? Yani. ne olacak bunun evet. ne kavgasını yapıyorsun? Evet. Bir de şu, tabii şu var Salih Bey bu gözlem yapmanın birçok şartları var. Bu şehir içinde gözlem yapılmaz. Yani ışıklardan çok ışıklar doğru. olmayacak, nem olmayacak, doğru. hava durumları evet. ne bileyim çok şartları var Hı -hı. yani bu Hı -hı. işin. Doğru. Bizimkiler çıkıyor şehirde atıyorum İstanbul'da çıkmış otelin tepesine Hı -hı. gözlem yapıyor. Göz, gözlem mümkün değil. Doğru. Konya'da mümkün değil. Hatta Osmanlı'nın bile yani gözlem yaptığı noktalar vardır. Hı. Doğru. Yani bu mekanlar bilinir yani ta o dönemde bile yaptıkları yerler var kaldı ki o zaman elektrik de yok bu, bu şekilde. Hmm. E şimdi elektrik var her taraf aydınlanmış tabii, tabii, vaziyette. Tabii. Yani, yani, dolayısıyla... göz yanılması çok tabi tabi olabilir yani çok kuvvetli bir şekilde olabilir. Yani olabilir. Yani hatta, dolayısıyla hatta, Hz evet. Ömer devrinde öyle bir kıl var mı değil mi hocam? Bu evet. göz gözle ya gözlemlerken o, gözlem yapanın gelen... <laughs> sağlığı da çok <laughs> bir önemli. Kıl yanıltmış e... göz sağlığı da çok önemli hocam. Yani şimdi Doğru. yani bugün çok iyi gelişmiş dijital makinalar var yani çok iyi gelişmiş. Ama ne yapıyor Diyanet? Bir taraftan hani mesela Suudiler onlar bizzatı çıplak gözle hani yarışma hmm. yapıyorlar. İşte kim görürse ona bir bağışta bulunuyor. İşte sonra da aslı faslı çıkmıyor yani. Evet. Halbuki böyle olur mu? Ciddiye almak lazım. Tamam, evet. gözle görmek sünnetse o da yerine getiriliyor. Bunun yanında dijital makinalarla da bu iş gözlem ta, yapılıyor, da, yapılıyor da, yani. Ve bir yapılıyor. Tamamlıyor. Tamam, Onun için o ben zaman diyorum bu da ki şey, Diyanet İşleri yani Başkanlığı'na şey uysunlar. Tamam. Yani bu inan bu Yıllardan beri yapılan bir şey yani çalışma ve güven. Zaten Hı -hı. halkımız güveniyor. Başka da güvenecek bir şey yok Doğru. yani şu anda Türkiye'de. Türkiye'de zaten dini evet, konuda, dini konuda otorite Diyanet İşleri başkanlığı, yani Ona, ona, ona uymak lazım. Evet. İkincisi şimdi tabii ki sizin de ifade ettiğiniz gibi Hı -hı. inşallah pazartesi salıya bağlayan akşam teravih namazlarına i̇nşallah. başlamış olacağız. Yani teravih konusunda da birkaç şey söylemek isterim yani. Hı -hı. Çünkü Türkiye'de Maalesef teravihle ilgili de ileri geri konuşanlar var, evet. var. Yani işte bu teravih diye bir şey yok, şu yok, bu yok falan evet. diyorlar. Peki Buhari Müslim'de başlıklar babu salat teravih falan zaten Müslimi de adam eleştiriyor. Ben Buhari geçen sosyal medyada okudum. Peygamber Efendimiz diyor bu ismi çok geçen hocalardan birisi. <laughs> evet. Teravih diye bir şey kıldırmadı, kılmadı da diyor. Ne kadar <laughs> ya. Allah Allah. Şimdi bakın yani bir de şuna bakmak lazım. Yani bunu şey olarak söylüyorum. Şimdi bütün İslam ümmeti yani şu anda dünyada nereye gidersek gidelim, hangi ülkeye gidersek gidelim, İslam ülkelerine veya Batı ülkelerine gidelim, millet teravih kılıyor ya. Bunların hmm. hepsi cahil miydi hmm. ya? Gerizekalı mı bu insanlar, bu Müslümanlar haşa. Bunlar nereden öğrendiler bu? Ta şeye git Afrika'nın bilmem ne sahillerine git, Sahra'ya git. Dünyanın her tarafında, Dünyanın her tarafında kılınıyor. teravih kılınıyor. Yani peki nasıl kılınıyor bunlar? Madem yoktu da ya hiç olmazsa hadi 3-5 tanesi kılsa da diğerleri evet. kılmasa hani dersin evet. ama bu ne iştir? Gerçekten şaşırıyorum. Yani Müslümanların sana. kafasını bulandırmaktan başka bir evet. şey yok. İşte kandil geceleri yok. Onu kutlama evet. diye bir şey yok. Evet. İşte teravih yok falan diye. Şimdi Müslümanların yapmış olduğu ibadeti yaptırmamak için ellerinden evet. geleni yapıyorlar. Şimdi yani ne bunun arkasında ya? Şia var. Ben açıkça konuşayım yani. Bunu neden, nereden kaynaklanıyor? Yani ondan da bahsetmek istiyorum. Evet. Şimdi e, Peygamberimiz Aleyhisselam e, tabi Buhari'de Müslim'de geçiyor yani başlıklar olarak isterse kıyamu leyl desin gece namazı desin veya teravih namı salatü teravih desin yani dinlenme kavrama evet. ya yani manasına da geliyor teravih arada dinlenildiği için Hazreti Peygamber Aleyhisselam'ın yani 13 rekat efendim 20 rekat 30 rekata varıncaya kadar yani Medine'de üç defa cemaatle kıldırdığı rivayetleri vardır. Yani hı hı. kaynaklarımızda. Ve sonra peygamberimiz kıldırmayı bırakmıştır. Evet. Kendi evinde kılmıştır. Hatta sahabe ne kadar güzel olmuştu bu namaz diye hı hı. peygamberimizin kapısında bekliyorlar. Hatta böyle küçük küçük taşlar atanlar var. Ya Resulallah çık artık yani kılalım diye. Bırakmasının sebebi nedir? Sonra peygamberimiz çıkıyor. Diyor ki bak yani ben bunu kıldırırsam. Bu size farz olur. Yani. Kaldıramazsınız diyor. Tamam. Onun için de serbest bırakmış ümmeti. Tamam. Nafile tamam. yani sünneti müekkede Sünnet. olan bir namaz. Peki sekiz Fakat bu, de var mı hocam kıldırdığı? Yani şöyle sekiz. Yani dört, dört, sekiz, üçte şey, bitir, üç de bitir, bitir eklediğimiz ha, tamam. zaman oluyor. yani tamam, bu. Anladım. Yoksa sekiz de var. Yani tamam. sekiz o. Sekiz, sekiz, yirmi, otuz yani muhtelif anladım. böyle rivayetler yani var. otuz yatsıyla beraber otuz oluyor. Tabii tabii tamam. yani hepsiyle birlikte. Tamam. Hatta öyle kılıyor ki. Yani o sekiz rekat bile kıldığında neredeyse sahur vakti yaklaşıyor yani. Evet. Hatta sahabe böyle bastonlarına dayanıyor ve Uzun yıkılacak yani. gibi oluyor. Hmm. Uzun okuyor, neredeyse Kur'an tamamen yani okunuyor yani. ama yani. öyle bir tilavetle okuyor. Dayanamayacak hmm. hale bile geliyorlar yani. Anlatıyor yani hadis evet. kaynaklarımızda bunlar anlatılır. İşte Hz Ömer radıyallahu anh dönemine gelindiğinde tabi Mescid-i Nebi'de bir dağınıklık olunca diyor ki işte Übey bin Ka'b gibi hafız olan sahabelerden birkaç kişiye görev veriyor. Ya geçin diyor cemaatle kılın. Yani hmm, kıldır diyor. Hmm. Namaz kılınınca cemaatle Übey bin Ka'b'ın imametinde ne güzel bidat diyor Hazreti hmm. Ömer. Yani oradaki bidat yani bidat-ı bidat hasene. hasene anlamında yani bidat-ı hasene anlamında işte o tarihten itibaren yani cemaatle kılınıyor. Ha şeye gelince çünkü Şia Hazreti Ömer'i sevmez yani Hazreti Ömer'i sevmezler. Derler yani. ki bu Hazreti Ömer'in icadı. Yani peygamberin şeyi değil yani bir şari olarak ortaya koyduğu falan bir şey değil. Yani niye çünkü Hazreti Ömer biliyorsunuz İran'ın Fatih Hazreti Ömer'dir. Peki İran'ın fetheden Hazreti Ömer şeyi mi fethetti Müslümanlardan mı tekrar İran aldı? Hayır. O zaman için Tabii. İran Mecusi, mecusi. Ne yani. evet. Zerdüş Mecusi onlardan. İkincisi biliyorsunuz Mutan nikahını yani Hz. Peygamber belli bir dönem yani Hayber'in fethinde hı hı. yani izin veriyor ve sonra yasaklıyor yasak bunu yasaklıyor tabi o dönemde bugünkü gibi iletişim aygıtları olmadığı için e, haber her tarafa ulaşmıyor bunun yasak olduğu haber hı hı. yani ve bazı yerlerde Müslümanların buna devam ettiğini hı hı. duyuyor Hz. Ömer diyor ki ya siz duymadınız mı Hz. Peygamber bu mutanikanı yasakladı. Tabi daha çok bu Şiilerin yaşadığı topraklarda olunca vay efendim bu işte namazı hmm. şey nikahı yasaklayan adam. Yani birçok açıdan tamam. bunlar Hz. Ömer'e karşı çıkıyorlar bu noktada. Dolayısıyla İran'da mesela hiç namaz yani böyle bir namaz yoktur. Ramazan ayı çok pasif geçer yani atıl geçer Şii dünyada sadece İran'da değil. İşte bu arkadaşlar maalesef yani bu etkide de kalıyorlar bu noktada. Ya namazın ne zararı olacak? Adına kıyamu'l-leyl de, teravih de, gece namazı ne de ne, ne var ya bunda? Ne, nedir yani? Tabii. Namaz bir şey midir? Zararsız bir şey midir? Evet. Bir uygulama var mı? Var. Bunu kimse inkar etmiyor. Sen isme takmışın kafayı. Teravih diye geçmiyor, kıyamu'l-leyl diye Hocam, geçiyor. Hocam veli ki uygulama olmasın. Ha. Müslüman namaz kılıyor ya yani evet, bunun nesine yani karşı çıkıyorsun? Ve yani. Bütün dünya bütün Müslümanların İslam aleminin icma ettiği bir husus evet. icmaya dayalı olan bir husus yani her şeyden önce bir icma asıl olmuş bunun üzerinde dolayısıyla işte biz bu namazı kılacağız tabi ülkemizde genelde yani Hanefilerin yoğun olduğu yerlerde 20 rekat olarak kılınır Şafiler ve diğer mezheplerde 8 rekat olarak kılınır tabi bu yatsı namazının farzından sonra kılınır vitirden önce yani hı hı. demek ki farz olan yatsı namazın farzıyla vitir arasında evet. kılınan sünnet-i müekkede olan bir namazdır tabi bunun iki rekat kılınması daha ikişer 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 iki rekat iki 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 rekatta bir selam vermek hı hı. yani daha eftal diyelim yani dört rekat da kılınır efendim altı da kılınır sekiz de onda da bir selam verilir yani kılınır derken selam vermeye Erlebilir kastediyorum yani. ama en yani uygun olanı iki veya dört olarak yani kıldık, rekattan sonra selam vermek ve arada fasıla oluşturmak. Yani teravih demek zaten dinlenmek. dinlenme, dinlendirici anlamına geliyor. Yani bir dinlenme, o arada bir salavat-ı şerife okumak veya ne bileyim bir ara vermek yani uygun. Tabi bu namaza kadınlar da gelir, çocuklar da gelir ama bugün ülkemizde ve bütün tabii dünyada bu pandemiden evet. dolayı biliyorsunuz geçen sene de camilerimizde kılamadık yani bu sene de kılamıyoruz. Sene yine tam artış Ramazana denk geldi. Tabii artış Ramazana evet. denk geldi. Bir de bugün herhalde Diyanet İşleri Başkanının açıklaması mıdır? Sayın müftümüzün, yeni müftümüzün tebrik ediyoruz Ali Hocamızı. Evet. Bizim de Allah e, hayırlı evet, mübarek etsin. arkadaşımız Hayır, dekan edersiniz. yardımcılığımızı da yapmıştı evet. ilahiyat Fakültemizde. O bir açıklamada bulundu yani cuma namazından önceki konuşmasında. Hı -hı. Yani halkımızın artık yatsı namazını beş vakit namazı camide kılacağını ve teravih namazlarını yani bitir namazı kılınmayacağını camilerde Hı -hı. işte farzları kılıp işte iki rekat sünneti kılıp Dağılacağın herkesin evinde ha, namaz kılacağını. Vitir de mi kırılmayacakmış? Vitir kılarsak teravih namazını tabi. Doğru. <laughs> Teravihden sonra kılınıyor doğru, yani vitir namazı. Tabii, o zaman teravih Öyle kılınmamış söyledi ama mu? bu da zor biraz yani şimdi camiye gelecek insanlar tekrar eve gidip vitir namazı kılmak. Hocam hiç, namaz hiç değilse kılmak. şeyde e, reklam arası işaret geldi ama Kabe'de on reket kılınacağı şeklinde evet. bir açıklama yapıldı. Burada da mesela 8 olsun on olsun böyle kılınabilir diye bir şey karar daha iyi olmaz da, mıydı? Olur da burada da bizim millet vallahi çok tantana çıkarırlar bu hmm, konuda. Bak doğru, adamlar konuşmaya başladı. Teravih konuş teravi düşürdüler. Bile. Bilmem ne yaptılar diye. Doğru. Onun için en güzel serbest insanlar tamam. artık evinde sekiz de kılsın, yirmi de kılsın, otuz da kılsın. Da kılsın, tamam. 30 da kılsın. Evet, hocam, reklam aramızda Tabii. sonra devam edeceğiz. Reklam aradan sonra buradayız, buradayız efendim kuralları da belirleyen, onları ortaya koyan ayetler bu. Devam Şema-i Şerif'i ilk bir hasma yapacağız. Evet, tekrar merhabalar efendim. <laughs> Profesör Doktor Ramazan Altıntaş hocamla hasfalimiz devam ediyor. Evet hocam, teravih üzerine evet. konuşuyorduk. Kaldığımız yerden devam edelim. Evet yani teravih Hı -hı. namazlarını inşallah eda edeceğiz. Evlerimizi kıble Hı -hı. edineceğiz Kur'an-ı Kerim'de de bir ayette geçiyor. Yani Hı -hı. olağanüstü zamanlarda, olağanüstü şartlarda evlerinizi kıble ediniz diyor. Edininiz diyor Cenab-ı. Biz de evlerimizi artık kıble edineceğiz. Namazımızı çoluk çocuğumuzla birlikte evlerimizde kılacağız. Cemaatle de kılınır. De kıl ferdi mi? de kılınır, cemaatle Hı -hı. de kılınır yani bu namaz. Tabii sonra sahura kalkacağız inşallah. inşallah. Yani sahur da önemli. Sahura kalkınız diyor Hazreti Peygamber. Sahurda bereket vardır diyor. Yani yine ehli kitapla bizim farkımız sahura kalkmaktır evet. diyor. Oruçta yani. Dolayısıyla madem ki Hazreti Peygamber böyle bir şey işaret hı hı. ettiyse orada bir bereket varsa bir defa bereketli bir zaman dilimi neden? Çünkü sahur seherle evet. aynı kökten evet. geliyor ee, ve Müslümanlar anlatılırken ve bil esharihum yestagfirun der Kur'an-ı Kerim'de. Onlar seherlerde günahlarının bağışlanması için istiğfarda bulunurlar. Evet. Yani ikisini birleştiriyoruz biz. Hı hı. Yani bir taraftan tabii ki yemek yeme, sahur yeme hı hı. yiyoruz. Demek ki Cenab-ı Hak ona da bir bereket veriyor. Zaten o genelde de kalkmışken bir de teheccüd namazı da Bir de kılıyor. diyoruz ki ya bir de teheccüd kılalım. Ne güzel. İşte bak Kur'an-ı Kerim okuyalım. İşte efendim tesbihatla evet. uğraşalım, zikriyatla uğraşalım yani diyoruz. Yani bir dolu dolu bizi manevi evet. anlamda arındırıyor. Hocam, Şimdi zaten eğer sahura kal kalkmamış olsak Evet. 24 saat aç aç kalacağız demektir ki bu. O tıp ben de çok evet. hiç tavsiye edilmeyen bir şey yani. Çok uygun olmayan bir de ertesi şey. gün için de değil mi? açlığa dayanma gücü tabii, veriyor tabii, yani tabii, bize. Yani tabii, vücudumuz tabii. açısından da önemli. Yani çok sahur yemeyeni yemek ol, çok madem öyle denildiyse. Tabi bazı insanlar var. Efendim işte uykuyu bölmek istemiyorum. Onun Hı -hı. için sahura kalkmıyorum diyorlar. Ya kalkacaksın işte nefsini terbiye etmeyecek miyiz? Yani oruç, Ramazan Hı -hı. ayı bizim için irade eğitimi açısından, sabır eğitimi açısından önemli değil mi? Evet. Yani bunu da yapacağız ama ha ağır işlerde çalışan kardeşlerimiz vardır olağanüstü yani olağanüstü durumlar vardır yani bir şey diyemiyoruz. biraz daha erken yani yap, onlar... yiyip yatabilir he, Yani yatabilir yani. vesaire ama sahura kalkmak sünnet yani Hı -hı. Hazreti Peygamberin sünneti ve müstehabı da yemek yemekte bunu yerine getirmiş olacağız. Hı -hı. Yani sahurun bereketinden de hep birlikte Sahur istifade etmiş Sahur yaptıktan sonra imsakla beraber oruç başlamış oluyor ha, değil tabii mi Tabii imsak giriyor ondan Hı -hı. sonra imsak tutmak demek Hı -hı. biliyorsunuz kelime anlamı. Neyi tutuyoruz? Nefsimizi tutuyoruz. Yani yemeden, içmeden ve nefsani arzulardan artık bir hı hı. dur diyoruz yani evet. onlara kendimizi tutuyoruz. Zaten savun kelimesi hocam sizin de malumunuz Arapça'da e, onun karşısına lügat kitaplarımız imsak kelimesini evet. korlar. Tutmak yani savun. Hani tan yerinin ağarmasından, güneş batıncaya kadar yemeden, içmeden ve nefsani arzularımızdan uzak duruyoruz yani bunu, bu noktada. Evet. Şimdi tan yerinin ağarması, feci i sadığın girmesi, şimdi orada da yani tam güneşin doğu tarafında, böyle yatay bir beyazlık oluştuğu zaman bu biz evet. bunun da bir ferci sadığı var ferci kazibi var. Yani biz burada Hocam şey de bir açıklık getirecek, Madem oraya ha. değindiniz. O hani Kur'an-ı Kerim'de siyah iplik, beyaz iplikten evet. Cahd'de deriyeniz evet. için ayeti evet. var ya. Bunun bununla da ilgili i̇şte, bir e, tabii ki yani bu bu orada şey değil. Yani şekil olarak ipliğin görülüp görülmemesi mecazi bir şey yani. Evet. Bu mecazi. Tamam. Yani ortalığın biraz daha aydınlanmaya başlaması. Yani tamam. doğu ufkunda özellikle Hı -hı. yatay halde bir şeyin ışığın ışıklı diyelim, ne diyelim ona? Aydınlık. aydınlık. Yani aydınlığın görünür Hı -hı. olması dediğimiz şeydir. Yani tan yeri. O, tan yerinin ağarması evet. diyoruz yani halk Hı -hı. arasında Hı -hı. biz bunu. İşte tan yerinin ağarmasıyla birlikte başlıyor. Yani bu Hı -hı. artık maraton başlıyor. Oruca tutma, imsak tamam. dediğimiz şey. Ee, i̇nşallah o şekilde kalkacağız ve imsakla birlikte artık İmsak aslında e, şeyin vaktin yatsı namazının vaktinin bitmesi ve sabah namazının vaktinin de aslında ha, de başlaması aynı da zamanda sabah mu? namazının ama biraz e, yani Türkiye'de ihtiyat halinde evet, biraz gecik daha geciktirmekte fayda, fayda var. Hatta bizde tabii Hanefi mezhebinde e, yani güneşin doğmasına e, daha yakın olan eftali, yani mesela sabah namazı mesela çalışanlar için eee ims yaptı savrunu yaptı evet. imsak vakti girdi. Evet çalışmaya gideceği için evet. yatacak. Evet. Ne kadar süre beklemesi lazım sabah namazını kılması yani için? Yani tam bir tabii bakmamız lazım. Şu anda hiç bakmadım yani şeylerin ama. Mesela bir 15-20 dakika yeterli var olur yani. Mı? Bir yarım saat falan ha, yarım saat. olur herhalde. De, garanti yani bir yarım garanti. saat. Yani tamam. bir ihtiyat halinde hı hı hı. düşünmek lazım o şekilde. Tamam. Artık oruca başlıyoruz. Yani oruca başlıyoruz ama Ramazan ayı aynı zamanda bizim için bir üniversite, mektep. Şimdi mektebin bir müfredat programı vardır. Değil mi? Yani her şeyden Tabii. önce. E peki bu müfredat hı. programını dersleri kim yazdı? Bunu Allah yazdı, Resulü Muhammed aleyhisselam yazdı. Yani bizim hı hı. için ve bir aylık bir okul hızlandırılmış bir okul ama neler var bu okulda dersler arasında? İşte oruç var, bakın sahur var, sonra iftar var. Bahsedeceğiz bunlardan. Kur'an-ı Kerim var, efendim istiğfar var. İşte Kadir Gecesi tabii ki olacak yani Hı -hı. bunun içerisinde. İşte mukabelelerimiz olacak. İtikaf ibadeti evet. olacak. Yani birçok ibadetler var. Tabii. Şimdi Müslümanlar tabii hepimiz de Ramazan ayının gelişiyle birlikte bir coşkusallığı yaşıyoruz yani. Hı -hı. Belki bugün pandemiden dolayı bunu tam olarak piyasada gözlemlemek biraz zor olabiliyor yani iki belki yıldır ama yani Ramazan ayı gelirken Dükkanlar, tezgahlar, ne bileyim, her şey hazırlanıyor. Yani evlerimiz temizleniyor, arındırılıyor, bir takım yemek hazırlıkları yapılıyor. Evet. Yani ticari hayatta da bir hareketlilik, yani oluyor. beraberinde bir bereket yani evet. geliyor bu noktada. Yine var tabi. Şimdi Müslümanlar olabildiğince Ramazan ayında tavsiyem tabi çalışanların durumu açısından farklı olabilir ama hayatı biraz yavaşlatmamız gerekiyor ve biraz kapanmamız gerekiyor. Yani bu Hı -hı. Ramazan ayında yani bu kapanmayı şey pandemiden dolayı kapanmadan bahsetmiyorum ama yani bir check-up'tan geçme. Evet. Yani bir manevi hayatımızı Hı -hı. bir gözden geçirme bir tezekür, anlamında. Tezekkür, tefekküre dönüştürme, evet. bir ilim hayatına dönüştürme. Hı -hı. Yani mesela ne yapabiliriz? Diyelim ki mukabele okuyoruz. Yani herkes hatmi şerifler iniyor bu Ramazan'da. N nereden kaynaklanıyor bu hatmi şerifler biliyorsunuz. Hazreti Peygamber aleyhisselam e, vahiy tabii ki 23 senede tamamlandı. Medine'ye hicretten sonra her Ramazan ayında e, ki oruç hicretin ikinci yılında farz kılındı yani evet. Medine'deyken ve Cebrail Aleyhisselam geliyordu karşılıklı olarak inen ayetleri okuyorlardı yani birbirine hı hı. okuyorlardı. Hatta vefatından mukabelle önceki oradan karşı mukabele karşılıklı demek zaten mukabele karşılıklı demek ve peygamberimiz vefatından önce de iki defa Buna arzayı ahire deniliyor. Yani karşılıklı okuma. Evet. Cebrail okuyor, peygamberimiz dinliyor. Peygamberimiz okuyor, o dinliyor. Yani böylece de Kur'an-ı Kerim tamamlanması karşılıklı olarak test ediliyor sanki. Evet. Yani bu anlamda karşılıklı mukabele karşılıklı okuma demek. Evet. Yani biz de ne yapıyoruz? Camilerde okunuyordu. Evet. Yani bu yine okunuyor tabii ki camilerimizde. Birçoğu şimdi bunları takip ediyor falan, Takip ediyor mi? Müslümanların bir kısmı. Evlerimizde artık Hı. bazı televizyonlar işte hatimler okuyor. Evlerde oradan takip ediliyor. Evet. Ya da kendisi okuyor veya Hı. aile boyu okuyorlar. Ya yani benim tavsiyem şu. Şimdi bu Pakistan'da böyle bir gelenek var. Yani her Ramazan ayı geldiği zaman bir taraftan Kur'an-ı Kerim okunurken atıyorum bir cüzme okuyoruz. Bir de onun muhtasar bir tefsirden ne diyor yani o evet. okuduğumuz ayetlerde Doğru. bir de onlara bakmak en lazım. En azından bir mealini okumak lazım. Ya yani mealini okusun veya tefsirini, tefsirini okumalarını güzel, tavsiye okursun, ediyoruz. Va yani için. vakti olan için yani kısa uzun Hı -hı -hı. belki tefsir kitaplarından değil de kısa evet. olanlar var en azından onlardan okumak lazım. O açıdan da bilgimizi Doğru. artırmamız lazım çünkü Kur'an-ı Kerim Allah ne diyor? okumak ibadet tamam. Yani lafzını da okumak ibadet. Zaten namazda mecburen okuyoruz. Ha bir taraftan Cenab-ı Hakk'ın bize mesajı ne yani bu ayetlerdeki evet. mesajı ne? Bunları da anlamak lazım. Hı hı, Hatta mümkünse hani çoluk çocuğumuz da duysun yani bu mesajları yani duysun. Onlar da imkanı varsa yine imkanımız varsa yani çocuklarımızla ailemizle birlikte işte yine muhtasar diyebileceğimiz işte Riyazü Salihin gibi veya başka hadis kaynaklarından yani birkaç tane hadis okumak. Evet. Hazreti Peygamber'in siiretinden yani Siyer-i Nebi ile ilgili Tam bir kitap okumak. Bilemiyor. Hayat hikayesi peygamberimizin. Yani hem çocuklarımıza hem kendimiz için okumak. Yani evimizde peygamber sevgisi, onun hadisleri okunuyor, ayetler okunuyor. İnanın o eve bereket gelir evet, yani evet. orada bir de bak teravih namazı da kılınacak mescit gibi yani evlerimiz mescit getir bereket iddia ettik. gelir gönül huzuru gelir gönül hocam, huzuru şey gelir şey, evet. yani gerçekten mutluluk huzur evet, gelir yani İşte iftara hazırlanıyoruz yani iftar Hazreti Peygamber Aleyhisselam iftarda acele etmemizi istiyor yani müminin iki sevinç anı vardır diyor biliyorsunuz İftar açmak demek yani evet. o imsağın sona erdirilmesi, evet. o tutmaktı imsak. Bu da, bu da açmak anlamına geliyor. Artık bitiriyoruz yani işte evet. yeme içmeye başlıyoruz anlamında. Yasak bitiyor. Yasak bitiyor. Yasak bitiyor. Yasakların bittiği bir an oluyor evet. zaman dilimi. Ve iftarda acele edin diyor. Yani acele edin derken yani bir tarafta ezan okundu. Ya Yani iftarı yapın diyor, namazı sonra kılın diyor yani. Evet. Önce iftar. Önce iftar. Çünkü nefiste bir beklenti var. Ha, ha. tamam namaz da kılabilir, kimse buna bir manisi yok ama. Hatta hocam işte akşam namazını eğer camide falan evet. kılacaksak önce namazdan önce bir şeyler iftar, ikram edilir, hurmadır, şudur budur, <laughs> evet. İftar açılır, Evet. evet. ondan sonra ondan namaza geçilir. Yani bu sünnette uygun hareket. Evet. Hazreti Peygamber aleyhisselam genelde ya hurma ile iftar ederdi ya da su ile iftar ederdi. Yani hurmanın da bir bereket olduğunu, insanın sağlık açısından da bir tatlı ile bir de hurmanın özelliği farklı tabii yani güzelliği farklı. Evet. Herhalde tıbbi açıdan da onun faydaları evet. çok yani. Ya da diyor bulamazsanız su ile iftar edin. Yani su da temizleyicidir, insanın içini arındırır. Yani faydalı evet. bir şey yani. Bu bize şöyle bir mesaj da veriyor gibi Sedat Bey, yani aşk karnına su içmek de faydalı Zaten değil mi? Suyu, yani suyu tok karnına değil de aşk aş karnına içmek tavsiye edilir, evet. Yani burada da öyle, yemeden Tabii doğru. önce burada açıyoruz şey yani. yani, önce bir su altyapıyı evet. oluşturuyoruz, ondan sonra yiyoruz. İşte müminin diyor iki sevinç anı vardır. Birisi diyor iftar anı, herkes koşuyor ya. oruç tutsun değil tutmasın. Mi? Doğru. <laughs> yani bir cumhur cemaat, yani şeye koşuyoruz sofraya ne var ne yok. Hatta herkes ya anne baba bugün ne yemek yaptın ne yaptın herkes onun bir de edebiyatını Hocam yapıyoruz. O, kadar o da bir güzel, ayrı bir güzellik ki, ayrı bir güzellik ayrı <laughs> öyle bir coşku veriyor ki hele hele evet. şöyle 3 4 dakika önce evet. vakit girmeden 3 4 dakika önce sofraya evet. çevriliyor ya veya Hı. masada neyse o anı beklemek 2 3 dakika o ezan anını vakit anını beklemek evet. insana öyle bir güzel bir coşku veriyor ki insan evet. ruhunu öyle güzelleştiriyor ki o insan o anda da bir de duaya yöneliyorsa katten bambaşka bir Tam. hal oluyor. yani zaten dua ların da evet. kabul olduğu bir an. an i̇şte evet. Hazreti Peygamber'in buyurdukları iki sevinç anı vardır. Birisi işte iftar anı, birisi de Rabbine kavuştuğu an diyor. Yani doğru. müminin anı. Allah, Allah. Yani muazzam bir şey dikkat eder misin? Hani beş dakika var diyelim, on dakika var. Yani sofrayı sermişsiniz veya masanın başına oturmuşsunuz. Hiç kimse yiyemiyor yani. Ya. Yani İlla o zaman gelecek olacak. Yani irade eğitimi ya, dediğimiz doğru. şey. Tam bir özgürlük yani insan Bedenine evet. egemen oluyor iradesine. Evet, Nefse hakim oluyor. Yani şimdi Aliye İzzet Begoviç'in Doğu Batı arasında İslam diye bir kitabı var. Evet. Onun İslam'la ilgili bölümler var. Oruçla ilgili, zekatla ilgili çok muhteşem şeyler söyler. Der ki Ramazan ayı müthiş bir evrensel ölçekte eşitlik sağlıyor. Herkes için. Bakıyorsunuz diyor dağdaki bir çobanla devlet başkanı eşit. Allah efendim çok güzel işte benzetme, öyle e, yani. diyor yani örnekler vermiş öyle bir anne düşünün işte kendi ocağı fırın ne diyoruz biz ona ekmek yaptığı tandırındaki ekmek yapan bir anne ile ne bileyim bir bekçi eşit oluyor yani. Herkes eş, tamam, eşit tamam. diyor yani Ramazan tamam. ayı öyle bir şey yani muhteşem bir tabii, şey terbi. bu iftar anı. Herkes ha, aynı anda oraca başlıyor. Tabii, aynı anda tabii. değil mi imsak iftara Şimdi diyor. Şimdi burada bir takım açıklamalarda bulunmak lazım. Ee, Tabi iftar yemeğe vermek çok sevap, başkalarını da iftara evet. davet etmek çok sevaplı bir iş. E şimdi pandemiden dolayı kimse Abi, işte, kimseyi davet şimdi, edemiyor. Şimdi o zaman biraz. ne yapacağız? O zaman yapmamız gereken şey şu. Yani eğer bizim her sene hani gerçekleştirdiğimiz böyle bir iftar programımız Hı -hı. varsa Hı -hı. bugün için masrafı ne tutar onun? Yani bir hesap, kaba Doğru. bir hesap yapıp Fakirere. bunu fakire yoksa vermek güzel, lazım çok yani bunu. Evet. İşte çok ona vereceksin yani fakire, fukara. Bir de tabii bu, bu yıllarda işte pandemiden dolayı gerçekten sanayide, başka yerlerde çok işsiz kalan kardeşlerimiz oldu. İşten çıkanlar oldu, ya. dükkanları kapananlar, kapananlar oldu. oldu. Yani zorluklar yaşıyoruz yani evet. gerçekten evet. çok zor durumda olanlar var. Bir de Ramazan ayında bu tip şeyleri de bir seferberlik yapmak lazım yani zekattır, fitremizdir, ne bileyim sadakamızdır. Evet. Ve, ve bu tip mesela şeyleri o insanlara vermek lazım. Elinden tutmak çok. lazım. Yani o insanları kendi haline bırakmamak lazım. Zor durumda gerçekten, gerçekten yani evi öyle. kiraysa, çok. başka yani. da bir geliri yoksa bu insanlar işten çıkartılmışsa, iş kapanmışsa evet. yani tabii devlet veriyor ama çok tabii ki bizim de vermemiz lazım. Tabii, yani tabii, bu noktada tabii. özellikle bu dönemlerde Ramazan ayında bu zaten yardımlaşma ayı yani bu evet. ay değil mi aynı zamanda i̇nfak ayı. infak ayı bak şimdiden belki de zekat illa Ramazan ayında verilecek diye bir şey yok ama yani halkımızda da bir gelenek olarak teamül haline gelmiş yani zekatlar yardımları Ramazan ayında yani bir hesaplamalarımızı şimdiden yapalım Ramazan ayı girmeden kime ne vereceğiz ne yapacağız mümkünse yani parçalamadan toplu verelim ki bir yarasına merhem olsun yani Müslümanın değil mi? Evet. Yani bu noktada evet. ihmal etmeyelim ee, ve zekatlarımızı mutlaka tam verelim. Yani fitrelerimizi tam verelim. Eğer fidye vereceksek yani onu Hı -hı. tam vermeye o çalışalım. Için şimdi için. ondan da bahsedeceğiz. Şöyle. Kur'an-ı Kerim'de Cenab-ı Hak ya amin Kütübe aleykumus sıyamu kema kutibe lellezine min gablikum laallekum Ey iman edenler oruç sizden öncekilere farz kılındığı gibi size de farz kılındı. Umulur ki Allah'a karşı sorumluluklarınızı yerine getirirsiniz diyor. Demek ki bu ibadet sadece bize farz değil. Bizden önce dediği kimlerdir bunlar? <laughs> Gayrimüslimler yani ehli kitap. Ya da daha önce Hazreti Adem'den başlıyor. Yani bütün peygamberimize kadar gelen evet. bütün peygamberlerin ümmetlerinde oruç diye bir şey var. Oruç evet. ibadeti var. Yani yüksünmeyin evet. ey ahir zaman ümmeti. Bu sadece size değil. Sizden öncekilere de vardı yani evet. bu oruç diyor. Ve sonunda da işte umulur ki muttaki olursunuz. Yani takvaya erersiniz. Tabi takva orada anahtar bir sözcük. Bakın takva kelimesi savum. İmsak, yani bunlar hemen hemen anlam olarak birbirine benzer. Takva da korunmak demek biliyorsunuz. Neden korunacağız? Ahiret hayatımıza zarar veren şeylerden korunacağız. Takva. Ramazan ayı onun için takva mektebi de denilir bu ayın. Yani manevi anlamda. E, Kur'an-ı Kerim'de takva kelimesi genelde üç anlamda kullanılır. Bunlardan birisi bir Müslümanın imanını sabote edecek, ortadan kaldıracak şirkten küfürden nifaktan ya da eskilerin deyimiyle emrazı batiniye dedikleri bir takım evet. hastalıklardan gıybetten hasetten fesattan delikodudan evet. ya bütün bunlar bizim orucun faziletini de alır götürür değil hı hı hı. mi onun için Hazreti Peygamber Aleyhisselam'ın hadislerinde yani eğer bir insan yalan dolan varsa yani hayatında bu tip şeyler varsa onun karı diyor sadece aç kalmak, kalmak sus kalmak var. başka evet. bir faydası yok diyor işte bunlar olmamalı ki yani fayda sağlamamız o gerekiyor. Zaman müflis durumuna düşüyor. Müflis durumuna düşüyor. Takvanın birinci anlamı bu. İkincisi de bir kimse İslam'a girdikten sonra diyor artık günahın büyüğüne küçüğüne bakmadan günah Allah'a karşı isyan anlamına gelir. Yani büyüğü de küçüğü de o anlamda Allah'a karşı diyor isyan etmemeli. Yani günah işlememe noktasında gayret sarf etmelidir diyor. Yani mümkün olduğu kadar. Demek ki hem günah kebair veya günah sair dediğimiz şeylerden de uzak kalacağız. Evet. Üçüncüsü de diyor yani kalbimizi kalbimizi Allah'ı anmaktan alıkoyacak şeylerden de arındıracağız. Yani kalp hı hı. yönüyle de yani önemli çünkü Hazreti Peygamber'in de Aleyhisselam'ın görevleri Kur'an-ı Kerim'de anlatılırken bunlardan birisi de teskiye olarak evet. anlatır. Ve evet. yüzeki kum yani sizi arındıran bir Peygamber. Çünkü kalp ruhaniliğin doğduğu bir yerdir. Evet. Yani her ne kadar fiziki, maddi gibi bir şey olsa da tabi manevi bir tabii. cevher yani tabii, o anlamda. Tabii. Yani orada bir et parçası var diyor Hazreti Peygamber. Hani o düzgün olursa bütün vücut düzgün, düzgün olur. olur. O bozuk olursa bütün organlar da bozuk olur diyor. Evet. Ya yani oranın çalışması gerekiyor. Yani bu manevi evet. anlamda aklanması lazım. Hani öyle diyor sufilerden birisi işte Kalbimin kapısında 40 yıl nöbet tuttum. Oraya Allah'tan başka kimse girmedi diyor. Tabi bu mecazi Allah bir anlatım Allah. yani. Değil mi? Yani mecazi bir anlatımdır. Yani demek ki o kadar kendisini çekip senelermiş. Yani böyle male yani dediğimiz şeylerden uzak korumuş yani olur. uzak tutmuş bu anlamda. Diri kalbi diri olan, Hı -hı. kalbi selim Hı -hı. olan yani bir Müslüman. Yani kalbimizi de bu anlamda kalbi selim haline getireceğiz. Kalbini her türlü kötülüklerden korumak. Zaten yani. bakın hocam şimdi şu var, Ramazan ayı kalbin tam da çalışacağı bir ay evet. manevi anlamda. Şimdi Tabii. niye çalışmasın ki? Gece ibadeti var, teheccüd var. Hı -hı oruç var Kur'an-ı Kerim var zikir var evrat var esker var ve dikkat ederseniz yani belli bir süre sonra hafifliyoruz yani değil mi? Aş kalmak da var. Aş kalmak Aş, da aşk var. Aş kalınca kart daha iyi çalışır. İyi çalışıyor zaten. Zaten. yani bu anlamda bir hafifliyoruz. Evet. Ve bir manevi anlamda manevi bir coşkusallık yaşıyoruz. Doğru. Ramazanın sonuna doğru gittikçe bu artıyor aslında. Hı hı hı. Ve Ramazan ayının bitmesi biz tabii ki gerçek anlamda bunu kavrayan, arınan Müslümanlar için bir hüzün mevsimine evet, dönüşüyor. Evet. Yani bir taraftan bayram sevinci varken bir taraftan da üzüntü var. Doğru. Yani alışmışım bir hayat var. Alışıyoruz bu hayata. Hı -hı. Onun için de Şevval orucuna hani devam etmek daha sonra evet. yani işte Ramazan ayından sonra Hı -hı. güzel Hı -hı. bir sünnet evet. yani uygulama evet. gerektiriyor. Demek ki bu ayda e, Kur'an-ı Kerim bir defa bizim için bir başlangıç noktası oluşturacak. Devam edeceğiz. Hı -hı. Yani okumaya sadece Ramazan ayında değil. Bunu sürekli devam ettirmemiz lazım. Ama Ramazan ayının Kur'anla ilişkisi bütünleşmesi biraz da Şehru Ramazan ellezî unzile fîhil Kur'ânu evet. hüdâ. Hüdel nâs ve beyyinâtin minel hüdâ vel furgân evet. diyor Kur'an-ı Kur Kur Kerim'de başlamasında. Ha, yani doğruluktan, doğruluğun evet. ve hakla batılın beyinelerinin, delillerinin ve hakla batılın birbirinden ayrıldığı Kur'an'ın indiği Ramazan ayı. Yani Kur'an-ı Kerim'de belirtiliyor. O da bir anlam katıyor. Evet. Ramazan ayı Kur'an'ın doğum yıl dönümü. Evet ki Kadir gecesi Kadir. zaten müstakil de bir sure var Kur'an-ı Kerim'de Kadir, Kadir Suresi. Suresi diye. Ki Hazreti Peygamber'in hı. hadislerinde yani bu Ramazan ayı oruçla ilgili gece namazıyla ilgili Kadir gecesiyle ilgili çok sayıda rivayetler var. Mesela hı hı. Men sâme Ramazane imanen vahtisaben gufiralehu ma min zenbihi diyor. Yani mesela kim e, inanarak ve karşılığını da Allah'tan bekleyerek oruç tutarsa gelip geç bütün günahları bağışlanacak diyor. Evet. Yani bir arınma bakın yani manevi bir arınma. İşte aynı şey. İşte mengame diyor işte Ramazane imanen vahdissaben gufralehu ma min zembi. Bu teravih namazıyla ilgili olduğu rivayet evet. edilir. Yani kim Ramazan gecelerinde yani iman ederek, inanarak, faziletine inanarak ve karşılığında Allah'tan bekleyerek e, namazla ihya ederse kıyam Hı -hı. halinde Hı -hı. teravih namazları şunlar bunlar Cenab-ı Hak onun bütün gelmiş geçmiş günahlarını affedecek. Evet. İşte evet. men gamale imanen ve ihtisaben gufira lehu ma min denbihi. Yani işte kim Kadir gecesini ihya ederse inanarak ve karşılığını da Allah'tan bekleyerek ve Allah onun gelip geçmiş bütün günahlarını bağışlayacak. Evet hocam Kadir gecesinde kalmış olalım. olan tamam. aramız daha var teklamadan evet. sonra yine buradayız efendim. Kadir gecesinden sonra ne yapmamız lazım? Devam edeceğiz inşallah. Bir fasıl yapacağız. Evet efendim, son bölümde yeniden beraberiz. Profesör Doktor Ramazan Altıntaş Hocamla. Hocam, Kadir gecesine kadar geldik. <laughs> evet. Ee, hemen sonra son 10 12 evet. dakikamız falan var herhalde. Tamam. E, Şimdi Ramazan <laughs> ayının bu manevi anlamda dolma diyelim yani Hı -hı. olgunlaşmamıza, kemale erişmemize e, sebebiyet verecek ibadetlerle dolu olan bir ay. Çok sayıda ibadet dikkat edersek işte son 10 gün, son 10 gün e, biliyorsunuz Hazreti Peygamber'in hayatında çok önemli yani onun bizzat evet. yaşamasında bu itikafın e, itikaf meselesi yani itikaf meselesi Diyor ki işte Kadir Gecesi'ni son 10 günde arayın diyor. Evet. Yani tekli günlerde arayın hı, diyor. Hı. Ve itikafın tabii ki fazileti de çok yüksek. Kendisi de her sene Ramazan ayı geldiği zaman Mescidi i Nebi'de kurulan bir çadır kurulurdu. Hatta ona da Türk çadırı diye geçer hadis kaynaklarımızda. Öyle Müslüm miydi? de falan öyle diyor. Allah ım. Türk çadırı Hiçbir demek ki ta Türklerin ha. yani o Neyse evet. ya yani nasıl demek bir şey. Demek ki o Türklerden mi aldılar ki o Herhalde, çadırın örneğini? Adı öyle. Bu şeyde Müslüm'de öyle geçiyor. Yani hmm. Türk çadırı diyor demek kurulurdu. Örneğini Türk çadırı Türklerin yani, alındıysa. Tabii. Şimdi Türkler yani. tabii ki yani İslamiyet'ten önce de vardı yani tabii, biliyorsunuz tabii, yani tabii, bu tabii, anlamda. Tabii. Demek tabii. ki onların çadır kültürü ta olabilir, oralara gelmiş. Olabilir. Yani daha çok sonra 10. yüzyılda Müslüman oldular ama e, yani bu bilinen bir şey. Yani Türklerin tarihinde çok eski evet, bu eski, anlamda. Tabii, tabii. Ve bu çadıra çekilirdi. İşte orada şey yapardı. Yani artık ibadet hayatını orada devam ettirirdi. Hatta Hz. Ayşe validemize, ehli beytine de aynı tavsiyelerde bulunurdu. Bir çıkmaz şu yorum, çadırdan o 10 gün içinde? Ya çıkardı tabii İhtiyaç bazı için ihtiyaçlar çıkardı. için çıkardı. Hatta şu, bir gün Ümmü Seleme validemiz herhalde yemek falan getirmiş. Bir gece tabi bütün eşleri orada hı hı. kalmıyordu yani. Başka yerde onlardan hı hı. birisi de oydu. Veya yok Safiye validemiz olabilir. Her neyse hangisi ise onu alıp evine götürüyor yani işte oradan. Çünkü gece olduğu için. Hmm. Belki de o da teravih namazı filan tamam. kılmış olabilir mescitte tamam. hani bilmiyoruz. Ve yolda birkaç tane sahabeyle karşılaşmışlar. Selamdan sonra diyor ki bak yanımdaki kadın anneniz Safiye'dir Allah diyor. Allah. Onlar da diyor ki ya Resulallah bunu açıklamaya ne gerek var? Olur ya diyor. Şeytanın kalbinize bir şey atmasından ya, korkarım Allah, diyor. Allah, Allah, yani Allah. hatta bir de enteresan oruçla ilgili bir başka yerde de oruç tutarak çünkü şeytan diyor kanın damarlarda dolaştığı gibi müminin damarlarında dolaşır. Hı -hı. Oruç tutarak şeytana yollarını tıkayın diyor. Yani Hı -hı. içinizden de şeytana atın At. anlamında. O da şeytani düşünceleri atın yani. yani onları atın. Şimdi orada da şeyi anlatıyor. Yani suizan da bulunabilir. Töhmet altında Müslüman bulunmaması gerekir. Mesajını da veriyor. Ya yani acaba bu Resulullah'ın yanında kadın kim? Hani gelmez evet, sahabenin evet. aklına ama yani olabilir diyor. Onun önünü kapatıyor. Onun önünü, yani. önünü kapatıyor yani. yani. Anneniz Safiye'dir. Tabi örtü olarak da evet, belli olmadığı evet. için yani o anlamda. Ya Resulallah buna ne gerek var? Olur ya diyor şeytan içinize bir şey ya. atabilir. ya yani Müslüman bu tip şeylerden de uzak duracak. Evet. Yani insanların Suizana gidecekleri hareketlerden davranışlardan da uzak de, duracak. Doğru. Onun için İslam'ın güzelliği de e, hüsnü zandadır diyor biliyorsunuz yani güzel şeyler düşünmek. Hem yani, hüsnü zan edeceğiz. Bir taraftan da suizan edilmeye e, yol açacak hareketlerden de kaçınacağız. kaçınacağız yani. Tamam. o Kaçınacağız. O mesajı da veriyor. Onun dışında genelde tabi Mescid-i Nebi'de yani oluyordu. Ümmetine de bu sünneti ihya etmeyi tavsiye etmiştir. Ya yani bizlerde bu yani bütün İslam dünyasında vardır, büyük camilerimizde değil mi yani en azından bir iki kişi eskiden yani itikafa girerdi hı hı, yani evet. insanlar onlara da iftiharlık Bunu Hocam zaten belirliyor hangi camilerde itikafa girileceğini. Yani bu sünnette ihya etmek evet. lazım yani evet. ediliyor. Konya'da bir Konya'da sorun da var, yok yani bu bayağı, noktada 30 -40 sorun yok. Yani hepimizin de var. buna ihtiyacı var evet. şimdi Sedat Bey yani. İnsan bir kopacak dünyadan, her şeyden bir kopacak. Şöyle bir ahiretini düşünecek. Ne bileyim yani kendisini bir düşünecek. Ne yaptık bu zamana yani. kadar değil mi? Bir nefis muhasebesi evet. yapmak lazım evet. yani. Bir, Doğru. Yani hiç insanlar yani ölüm yokmuş gibi sanki ebedi kalacakmış gibi bir koşuşturma var yani bir koşturma evet. var. Yani hayatı durdurma dedikleri şey. Hocam, Yavaşlatma. Siz öyle deyince, durdurma değil mi yani? Ali Küçük Hocam ben rahmetli merhum <laughs> evet, Allah rahmet eylesin. Allah rahmet eylesin. Ee, onun bir sözünü hatırladım. Hı hı. Bir sohbet anında demişti ki: "Ey Müslümanlar, Cenab-ı Hak şu anda şöyle bir ayet gönderse bize. Ben vazgeçtim kıyameti koparmaktan ve sizin işte ölümünden siz ebedi yaşayacaksınız bundan sonra." Dese bizim hayatımızda ne değişir dedi. Zaten ebediymiş gibi yaşıyoruz. Aynen Sizin öyle. o sözünüzle beni onu hatırlattı. Aynen ya. öyle yani. Zaten ebedi hiç olmayacakmış gibi yaşıyoruz dünya ya. hayatında. Evet, ne evet. gerekirse yapıyoruz dünyalık evet, için. Evet, evet. Ne değişir bizim hayatımızda demişler. Evet, hakikaten Ben evet. insan düşününce evet, çok doğru evet. yani. Evet. Yani işte ya bu pandemi işte çevremizdeki insanları görüyorsun. Yani birçok insanlar ne olacağımız belli değil. Yani hiç, işte geçen Halil Atalay hocamızı kaybettik. Ya Allah, Allah rahmet, rahmet eylesin. eylesin. Büyük evet. bir değerdi çok, yani. Birçok bir çok hocalarımız gitti. Dünyada alimler gitti. Diğer çok, Müslümanlar çok, çok gitti. Çok sevdiklerimiz Çok kaybettik. tanıdığımız insanlar gittiler. Evet. Allah hepsine rahmet eylesin. Amin. Ya bunlardan da mı ibret almıyoruz yani bir? Yani Amin. insan bir tür sinası olacak insanın. Hazreti Peygamber Aleyhisselam nasıl Hira mağarası'na çekildiyse, nasıl Sevir mağarası'na gittiyse, Hazreti Musa Aleyhisselam nasıl turdağına çıktıysa yani. ya bizim de evlerimiz bir sina olsun hı hı, bir hira hı. olsun ya yani bir kopalım hayattan mümkünse ne bileyim kendimizi bir manevi anlamda bir gelişmeye açalım bu anlamda hı hı. Ee, bir düşünelim yeniden değişelim hı hı. dönüşelim Ramazan ayı bizi değiştirsin yani bir fırsata dönüşsün yani hı hı. Ramazan ayı eğer geldi belli olsun yani belli olsun eğer Her bu olmayacaksa yani adetleştirmiş, adet haline getirilmiş bir Ramazansa bize bir fayda sağlamayacaksa, işte bundan demek Ramazan mektebinde sınıfta kalanlardan olmuş Kalan olacağız olması. yani bu bu noktada. Onun için de bir çaba içerisinde olmak lazım. Evet. Ve tabii ki Kadir gecesine geldik ama şimdi şunu da unutmayalım, başka ibadetlerimiz yani zekat'tan bahsettik. Tabi bir de oruç kimler tutar kimler tutmaz? <laughs> Kur'an-ı Kerim'de Cenab-ı Hak فَمِنْكُمْ merizan ev ala seferin fe مِنْ min eyyamin <اُخَارٍ> diyor. Yani Ramazan ayında kim hasta olursa ya da yolculuğa çıkmış seferi olursa tutamadığı günler sayısınca Ramazan'dan sonra tutsun diyor. <laughs> Şimdi burada hastalarımız dediğimiz kimseler yani hazık bir doktorun yani tutarsan işte bedenin zarar görür ya da ne bileyim ölümcül hı hı. bir şey olabilir. Tehlike olursa. Yani tehlike olursa diyorsa bu sadece o Ramazan ayında tutamayacaksa yani tutamadığı günler sayısınca yani bir fidye verecek. Fidye dediğimiz şey nedir? Sabahlı akşamlı bir fakiri doyuracak kadar miktar. Bunu da Diyanet İşleri Başkanlığımız her hı. sene belirliyor. Peki hocam sonradan hastalığı iyi olur da tutma durumu olursa o zaman fidye vermeye gerek yok değil mi? Yani Kaza ederse? Tabii, tabii tabii kaza ederse zaten şey yemiyor. yok yani. Ama bazen sürekli tutturmayı <gülüyor> gerektiren <gülüyor> hastalarımız var yani bu noktada. Yani hiç oruç tutamayacak <gülüyor> yani <gülüyor> ömür boyu belki tabii. de yani o şekilde gidecek. sürekliyse? Yani sürekliyse yani bunlar. E, bu da her sene asgari bir rakam yani 28 herhalde. Bu sene açıklandı, açıklandı mı? Açıktan da açıklandı 28 TL olarak. Ha bu bir asgarisidir yani bunun üstünde imkanı olan 30 verir 50 verir her neyse yani. İşte 30 günlük bunu hesaplayacaksın. Mümkünse toplu da verilebilir. Yani parçalayarak da ama toplu verisi Hocam, bu daha kadar kadar güzel olur. Bir şey söylüyor evet. Şimdi Buyurun. oturduğu zaman bir Müslüman evet. eğer kendisi 50 liralık yiyecek yiyor da fitresini <laughs> 20 liradan 25 liradan veriyorsa bunu bir düşünmek evet, lazım. Evet. Kendisinin yediği neyse 50 liralık yiyorsa 50 liradan vermesi lazım. Ta ben, ben öyle <laughs> düşünüyorum. Yani, öyle değil evet. <laughs> yani mümkünse sevap yani evet. çok ne kadar şey kazanacağız oradan. değil mi? Evet. Sonra seferilik. Yani seferilikte 90 kilometrelik bir yol Hı -hı. giden ha İslam bir ruhsat vermiş. Yani bu noktada efendim ya şimdi sizin 90 kilometre dediğiniz kaç dakika eder? Yani uçakla giden bir adam için veya aracıyla gitse bile yani. Ha öyle demeyecek. Ya, tutabilir de bir Müslüman. Yani evet. illa bozma şeyi yok yani bunun. Hı -hı. E, tutabilir Tutabilirse de. Tutar. Tutamazsa yani Ramazan'dan sonra tutacak yani kaç gün tutacaksa yine Hı -hı. mesela e, Gebe veya emzikli kadınlarımız vardır yani gerçekten oruç tuttuğunda çocuk zarar görecekse ya da kendisi hı hı. zarar görecekse yani bunlar doktorlarımız söyler o tutamadı günler sonra yani tut, kaza edecektir Ramazan'dan sonra ne bileyim ağır hastalar vardır demin söyledik ondan bahsettik yaşlarımız vardır yani gerçekten oruç tutamayacak durumdadırlar aşırı hastalıkları vardır. Yani yani onların artık fidyesini verecekler evet. onlar her gün için tutamadığı günler sayısınca fidye vermeleri gerekiyor. Ee, tabii ki Ramazan'da tabii oruç tutmak ne kadar güzel şeyler yani imkan varsa bunlar yapılacak. Ya da çok ağır işler vardır ki Hı -hı. yani ne bileyim o işlerde çalışmak ateşin karşısında yani mümkünse bu işveren kardeşlerimize de görevler düşüyor bu noktada yani bir vardiya usulü lazım değil Yapsalar bunu. Işçilerinin yani işçilerini gece şartları. çalıştırsınlar. Ne bileyim işte sahurdan sonra belli bir süre işte gündüzleri istirahat ettirsinler, izin versinler ya da gece nasıl olsa izinli oluyordu eskiden. Hani şimdi gece çalıştırsın, Hı -hı. gündüz yani izin versinler vesaire. Evet. Ya yani bir şekilde idare etmek gerekiyor yani bunları da. Dolayısıyla Ramazan ayı demek ki istiğfarıyla mesela tesbihatıyla bir de bunların hı hı. dışında zaten beş vakit namazımızı yani kılacağız. Teravih namazlarımızı mümkün olduğu kadar kılacağız. Yani ne kadar kılarsak o kadar sevap evet. kazanacağız. işte orucu var, Kur'an-ı Kerim'i var. Yani itikafı var, yani iftarı var, sahuru var. Her yönüyle dolu dolu geçmesi gereken bir Ramazan ayı. Yani her Müslümanın bir programı olması gerekiyor evet. yani bu noktada. Bir evet, hesabını hocam, kitabını bir yapması için. lazım. O zaman şimdiden yani bütün kardeşlerimizin Ramazan-ı Şerif'ini tebrik ediyoruz. İslam aleminin de Ramazan-ı Şerif'ini tebrik ediyoruz. Ve inşallah hazırlıklarımızı bu anlamda yapmışızdır. Herkesin demin söylediğim gibi bir programı olsun. Ramazan'la ilgili aileler bilgilendirilebilir bu noktada. Bakın işte televizyonlar Ramazan özel programları yapacaklar. Evet. Sahuruyla, Hı -hı. iftarıyla işte gazeteler, sosyal medya her tarafta Ramazan konuşulacak. Evet. Yani Ramazan dünya sanki bir Ramazan ayına Hı -hı. dönüşecek bu noktada. Yani benim duam gerçek anlamda Ramazan-ı Şerifi idrak etmeyi, algılamayı ve onun ruhuna uygun olarak bir dindarlığı yaşamayı Rabbimiz hepimize nasip etsin Amin hocam. Allah razı olsun. Çok Sağ teşekkür olun. ediyorum. Çok evet. önemli bilgiler verdiniz. Evet. Sağ olun var olun. Teşekkürler. Ee, değerli izleyiciler Artık Ramazan'a sayılı günler kaldı. Şimdiden mübarek Ramazan'ınızı 11 ayın sultanı diye evet, geçiyor değil mi hocam? 11 ayın sultanı 11 ayın olan Ramazan'ınızı şimdiden tebrik ediyorum. Hem ülkemiz için hem İslam alemi için hem de tüm insanlık için hayırlara vesile olmasını Cenab-ı Hak'tan niyaz ediyorum. Hoşçakalınız. Allah'a emanet olunuz. insanların nasıl davranacağıyla ilgili kuralları da belirleyen, onları ortaya koyan ayetler.